Hayırlı bir Perşembe akşamından herkese selamun aleyküm. Bugün rotamızı Akhisar çevre yoluna çevirdik. İzmir-İstanbul otoyolu üzerinde bulunması sebebiyle yıllardır kent girişinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu Akhisar, transit trafik ile şehir içi trafiğinin birbirinden ayrılarak Akhisar ve bölgesinde ulaşım standardının yükseltilmesi amacına ulaşmış görünüyor. Eğitimden sağlığa, enerjiden spora kadar her alanda benzer bir tablo ortaya koymak mümkündür. Bizim için en büyük sevinç ve gurur kaynağı işte bugün burada olduğu gibi milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır. Hazreti Mevlana ne güzel söylemiş. Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Evet, biz de bu dünyada eser bırakmak için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Eseri olmayanların da günlerini, yıllarını, ömürlerini nasıl boş laflarla, yalan yanlış konuşmalarla, iftira ile, ifrat ve tefritle geçirdiklerini sizler de görüyorsunuz. Hep söylediğim gibi bizim siyasetimiz ülkeye ve millete eser kazandırma siyasetidir. Hizmet etme siyasetidir. Bunun dışında her şeyin sabun köpüğü gibi bir süre sonra sönüp gideceğini biliyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle son nefesimize kadar da ülkemize ve milletimize hizmet aşkıyla mücadeleye devam edeceğiz. İşte şu anda şu yolu görüyorsunuz. Şu yolların güzelliğini görüyorsunuz. Ve 2x2 gibi bir genişlikte yol. Kaza riskinin adeta sıfırlandığı bu gidiş geliş yollarla hem şehirlerimiz güzelleşiyor hem de kaza riski adeta sıfırlanıyor. Değerli arkadaşlar, bu ülkede her rekabeti, her kavgayı, her çekişmeyi belki bir şekilde izah etmek mümkündür. Ama yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir. Bizi bugün en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadele etmektir. Aynı anlayış Türkiye'ye gelen yatırımcıyı kaçırmak için her türlü yalanı, iftirayı ardı ardına sıralamaktan da çekinmiyor. Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır. Bunun adı da sadece işte malum ana muhalefet, CHP'dir. Yeter ki yatırımcı Türkiye'ye gelmesin. Yahu yatırımın rengi olur mu? Yatırımın ırkı, dili, dini olur mu? Yatırım Avrupa'dan geldiği zaman güzel ama yatırım Katar'dan geldiği zaman kötü. Ve ona bir de tabii kılıf giydirme. Bunun markası ki CHP. CHP'nin bütün işi bugüne kadar, geçmişinden bugüne kadar hep engellemek olmuştur. Hiçbir zaman teşvik olmamıştır. Milletin gönlünü kazanarak alamadıkları desteği, ülkenin çöküşünü sağlayarak elde etme hesabı içindeki bu anlayış giderek pervasızlaşıyor. Uluslararası yatırımcılara adeta savaş açanlar bunu ülkenin ve milletin çıkarlarını koruma kılıfıyla gizlemeye çalışıyorlar. Halbuki uluslararası yatırımların bir ülkenin gelişmesindeki, kalkınmasındaki önemi tartışılmazdır. Bugün dünyanın gelişmiş diye tarif edilen ülkelerin hemen hepsi aynı zamanda en çok uluslararası yatırımı çekmeyi başarmış ülkeler. Çünkü hiçbir ülke sadece kendi geliri ve kaynaklarıyla büyük bir kalkınma hamlesini hayata geçiremez. Türkiye'de de durum farklı değildir. Ülkemizde son 18 yılda cari fiyatlarla yaklaşık 508 milyar dolar kamu yatırımı gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık
aynı dönemde ülkemize gelen uluslararası yatırım miktarı 220 milyar dolardır. Yani kendi yaptığımız yatırımın neredeyse yarısı kadar uluslararası yatırım çekmişiz. Tabii bu yeterli bir rakam değildir. Keşke bu rakam 2 kat, 3 kat, 10 kat fazla olsaydı. Çünkü uluslararası yatırımcının getirdiği her kuruş sizin kalkınma hedeflerine yapılmış ilave bir katkıdır. Diyelim ki bu yatırımlarla yeni fabrikalar kuruldu veya mevcut tesisler satın alındı. Üretim ve ihracat yapıldı. Hiç kimse bu yatırımları sırtına yükleyip başka bir yere götürecek değildir. Yatırımcı sadece karına bakar. İşi bittiğinde de o yatırımı bir başka yatırımcıya devredip gider. Türkiye'yi işte bu imkandan mahrum bırakmak istiyorlar. Ülkemizin son 7 yılda uğradığı her saldırıya ekonomimize yönelik tuzaklar da eşlik etmiştir. Buna rağmen ülkemizi hedeflerinden koparmayı başaramadık. Elbette sıkıntı çektik. Çekiyoruz. Elbette kayıplarımız oldu. Oluyor. Ama hamdolsun hala istiklalimizi ve istikbalimizi koruyacak güce, dirayete, kararlılığa sahibiz. Biz sağlam durdukça birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle bu ülkeye kimse diz çöktüremez. Ülkemize dışarıdan düşmanlık edenler de, içeriden onların kılıcını çalanlar da hüsrana uğramaya mahkumdur. Bu mücadelede en büyük güç ve destek kaynağımız bizatihi milletimizdir. Çünkü bu millet hayatları boyunca bu ülkenin ve milletin hayrına yaptıkları tek bir somut hizmetleri bulunmayanlara itibar etmez. Bu millet bugüne kadar tuğla üstüne tuğla koydukları vaki olmayanları dikkate almaz. Bu millet siyaset yaptıkları süre boyunca tek bir insanın dahi hayatına dokunmayanları hak ettiği sona maruz bırakır. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dışarıda ve içeride Türkiye'nin pes etmesini bekleyenleri hep beraber bir kez daha hüsrana uğratacağız. Ülkemizi daha büyük projelerle, daha büyük eserlerle, daha büyük yatırımlarla buluşturmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Yurt dışından ve içinden önümüze çıkartılan hiçbir engel bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bu vesileyle şu hususun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Avrupa Birliği ile olan ilişkimizde her zaman iyi niyetli ve diyalogla çözüm bulma yönünde yoğun çabalar sarf etmemize rağmen gösterdikleri tutumu doğru buluyor.